Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatimiz Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunla olsun. Işıklarışımız, kanalımızı da kıtanlar ekranımız olsun. Amerika hükümeti Xitay'nın Uyghurlarga karatkan zulümlerini irqi qırğınçılıq deb elan kıldı. Amerika Taşkı İşler Ministerliği 19. yanvar günü Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki bastırış meselesi hakkında Amerika Taşkı İşler Ministerliği'nin çıkarğan kararı namlıq bayanat elan kıldı. Bayanata Xitay rejiminin Şarkı Türkistan'daki Uyghurlarını asas kılgan yerlik Müslüman milletlerge karatkan kan kölemlik bastırışını resmi irqi qırğınçılıq ve insaniyetke karşı cinayet deb bekitkenlikini cekarladı. Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo mezkur bayanatta munularını tekitledi. İttifaktaş armiya natsistler ceza lagırlarının dehşetlerini aşkarlığan denkin hergizmi kayıtı tekrarlanmaydı degen şuar medeniyetlik dünyanın aşu dehşetlerge karşı ortak avazlığa aylangan idi. Günümüzdeki vekşilikler biz ötmüştük örgenge okşumaydıgan şekilde elip berilganlığı üçün vekşiliklerinin mahiyeti hergizmi özgürüp kalmaydı. Şunu ben bugün tövendeki kararlarını çıkardım. Birinciden 2017 yılı 3. aydan başlap mevcut paketlerini inçikilik bilen tekşürgendeyken, Xitay rejiminin Xitay Kompartiyasının yetekçiliği ve kontrollüğü da Uyghurlarını asas kılgan Müslüman topluluklarına karıta insaniyetke karşı cinayet ötküzü vatkallıkını iniklap çıktık. Bu cinayetler hele hem devamlı şivatıdı. Bu cinayetlerden tövendikilerini körüstüşke buludu. 1 milyondan artık kişini halıgancı kamap koyuş, cismani erkinlikten mahrum kılış, mecburi tuğmas kılış, kıyın kıstakı iliş, mecburi emgekü seliş, dini itikat erkinliki, fikir erkinliki ve hareket erkinlikige iğri çekleme kuyuş katarlıklar. Nuremberg Soti 2. Dünya Uruşa ahırlaşkanda uruş cinayetçilerini insaniyetki karşı turuş cinayeti bilen sot kıtartkan idi. Şununla okşaş cinayet bugün Şarkı Türkistan'da yüz beri vatıdı. İkinciden tekşürüşümüzge asaslanğanda bu irqi qırğınçılık hele hem devamlaşı vatıdı. Biz Xitay Komünist Partiya rejiminin Uyghurlarını sistemelik yoktışıgı şahit bulu vatımız. Dünyada iqtisadi, herbi ve siyasi cahette ikinci orunda durduğun, özünü dünyanın yetekçisi kılıp körüstüşke, halkara sistemede öz obrazını tikleşke urnu vatkan Xitay rejimi, özünün Xitay'daki aciz etnik milletlerini ve dini topluluklarını mecburi asimilasiya kılıp atkallıkını ve yoktışkı urnu vatkallıkını iniq bildirdi. Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo Xitay'a kılgan çakırıqıdı keskin teleppüz bilen haksız revişte tutkun kılıngan barlıq kişilerini koyup beyanlar. Atalmış terbiyeleş lagırları, tutup duruş uğrulları, üyidi nazarbend kılış ve mecburi emgek sistemesini bekar kılınlar. Mecburi tuğmas kılıvetiş, mecburi hamildarlıktan saklanış, mecburi balı çüşürüş, mecburi tuğut çekleş ve balılarını ailesinden elip gitiş katarlık, mecburlaş karakterlik, nüfus kontrol kılış tedbirlerini tohtutunlar. Lagir ve türmelerdeki barlık kıynaş ve horlaşını tohtutunlar. Şarkı Türkistan ve Xitay'nın başka caylardaki Uyghur ve başka dini topluluk azalarına kılıvatkan zulümlerini ahırlaştırınlar. Uyghur ve başka ziyankeşlikke uçurgan milletlerge sayahat kılış ve köçmen buluş erkinlikini kaytırıp beyanlar digerlerini bildirdi. Bayanatın ahırda Mike Pompeo munularını alahide eskertti. Amerika Xitay Kompartiyasının baş sekretari Xi Jinping'nin yalgan teşvikat arkalık paketlerini yuşuruş taktikisini içip taşlaşta köp küç çıkardı. Beycan'ın Şarkı Türkistan'da yürgüzgen vahşiyeliki, Xitay rejiminin Uyghurlarga ve dünyanın başka caylardaki medeniyetlik kişilerge kılgan tacavuzçılıkı vekilli kılıdı. Biz sükut kılmayımız. Eğer Xitay rejiminin öz hakimiyeti aslındaki halıklarga irqi qırğınçılık ve insaniyetke karşı cinayet ötküzüşüge yol koyulsa, o halde siler Xitay'nın dünyanın başka caylarda erkin yaşavatkallarga nimelerini kılışkı cüret kılalaydıqallıqını tasavvur kılıp yıkanlar. Pompeo sözü diyene Xitay'nın kılmışlarının hesabını soruş üçün köp devletlik hemkarlık organlarının kuruluşu gerektiğini bildirip, halkara cemiyetki çakırıqtı buldu. Şunlukla Taşkı İşler Ministerliğine rayonunu közütüşke ve malumat toplaşkı devam kılış hakkında talimat bergenlikini bildirdi. Gerçi Amerika tuncu bulup bu kararını çıkargan devlet bolsa mı, ama yukarı derecelik memuri emeldarlar başka devletlerinin pat yakında bununla ergişişini ümit kıldığalıkını bildirdi. Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi Amerika Tashqi ishlar ministrligiga maktub yo'lladi.
19 yanvar Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo'nun Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki kılmışlarını irki kırgınçılık tep çekarlıgallıkı münasibeti bilen Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Amerika Taşkı İşler Ministerliği mektup yollab minnettarlıkını bildirdi. Bayanatta Teşkilatlar Birliği mezkur kararını karşı aldıgallıkını bildirip, bu karar Uyghur halkı 1949 yılı Xitay Komünist Partisi'nin yutuvelişinden tartıp, baştan keçirip kelibatkan azap uqubatlarının itiraf kılınışıdaki muhim kadem bulup hesaplandı. Biz barlıq Uyghur halkıya ve Uyghur halkının erkinliği ve hürlüğü üçün küreş kılıbatkan teşkilatlarına vakaleten, bu hal kılgıç tarihi ehmetki iki kararını çıkarğan Amerika hükümetine ve hükümet vekillerine Çin könlümüzden minnettarlıkımızı bildirimiz dep yazgan bayanatta, Xitay'nın uzun yıllardan beri halkaralı kanun nizamlarına hılaplık kılıp, Uyghur halkını bastırıp gelgeliki. Uyghur halkı 71 yıldan beri baştan keçirvatkan azap uqubetlerden kiyin, xalqara cemiyetinin Uyghurlarının yokuluş xaupiga qarab ketibatqanlıqını his qilganlıqı, növette Uyghur halkının erkinlik ve müstakillikni töt küzü bilen kütibatqanlıqı qayıt kılındı. Bayanatının ahırda Teşkilatlar Birliği yana dünyadaki her qaysi teşkilatlarının, adliya organlarının ve devletlerinin Amerika'ya koşulup, Xitay Kompartiyasının Uyghurlarga qarata icra qılıbatqan insaniyetke qarşı cinayetlerini tosish mesuliyetini ada qilishiga ishindiganlıqını bildirgen. Şundaqla Türkiye ve başka demokratik devletlerinin bu kararının türtkisi de Uyghurlarının akalli insani hukuklarını qoğdaş üçün avaz çıkırışını ve hareketki ötüşünü ümit kıldığanlıkını tähkitligen. Mütexessisler Amerika'nın Uyghurlarga qaratılgan zulümünü irqi qırğınçılıkta bekitişi zor ähmiyetki iyi işkallikini bildirişti. 19 yanvar günü Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo resmi halda Xitay rejiminin Uyghurlarga yürgizvatkan zulümünü irqi qırğınçılık dep çekarladı. Trump hükümeti vazifesini tügetken ahırkı günü de bundaq zor bir kararını elan kılışı dünyanın her qaysi yaylarındaki Uyghurlarını, Uyghurlar üçün harmayt almayı küreş kılgan tetkikatçılarını, kişilik hukuk faaliyetçilerini ve Uyghur dostlarını xursan kıldı. Ular Amerika hükümetinin yeni bir qitim mezlumlarının yenidi bolganlıqıdın, zulümünün xarakteri nemi bolsa onu aynen qubul kılganlıqıdın suyundi. Türkiye Hacettepe Üniversitesi'nin okutukçısı ve strategiya mütexessisi Dr. Erkin Akram Amerika'nın kararını karşı aldı. O Xitay rejiminin Uyghurlarını yok kılışkı urunuvatkanlıqı resmi bekitildi. Xitay cinayetçi boldı. Bu xalqarada abroy kazınışkı urunuvatkan Xitay'a ve onun çoğun devlet buluş arzusuğu berilgen zor zərbe dedi. Dünya Uyghur Kurultayının reisi Dulqun Aysa Efendi Amerika Taşkı İşler Ministerliğinin bu kararı haqqıda mündaq dedi. Amerika hükümetinin bu kararı Uyghurlarga elip berilvatkan irqi qırğınçılıqını toxtış üçün besilgan emeli bir qadam. Amerika Xalqara Dini Erkinlik Komitetinin komissari Nuri Türkel Efendi bu haqda mündaq dedi. Uzundun buyanqı tirişçallıqlarının neticesi de Uyghur ayallarga elip berilgan nüpus çekleş, Xitay rejimi özleri aşkarlıgan nüpusunun kontrol kılınışı ve 20 milyonqı yakın Uyghur balılarının ata anısının ayrı vetilişi haqqıdaki ispatlar bugünkü kararının elinişiğe sebep oldu. Nuri Türkel Efendi yana bu kararının ehmiyeti ve kadem baskıçları üstüde toxtulup mündaq dedi. Muşundaq yetekçilik rolünü oynaydıgan bir karar başka kişilik hukuk organlarının hareketke ötüşüge törtke boludu. Bu kararının siyasi, kanuni ve ictimai rolü nahayeti çoğun. Şundaqla Amerika'daki nüfuzluk strategiya tetkikat oğrularından bolgan RAND tetkikat merkezinin siyaset tetkikatçısı Dr. Scott Harold mu bu kararının çetelerdeki Uyghurlar üçün mü zor ehmiyetke ege işkallikini? Çetelerdeki Uyghurlarının panahlanış işlerinin kolaylaşışı Xitay'a kaytırılış xavupiga duş gelmezlikige paydalıq bulduğallıqını, cümleden onlarının davasının dikkatki erişkenlikinin namayendisi ikkenlikini tähkitledi. Şundaqlı yana Uyghur Tetkikat İnstitutu'nun mütexessisi Kanada'daki siyasi faaliyetçi Ruqiya Turduş Hanım, Amerika'nın Xitay'a irqi qırğınçılıq tamğısını besişinin real ehmiyetki ige ikkenlikini tähkitledi. Birinciden bu arqalıq Xitay'nın Xalqara Adalet Mahkemesi'ge oxşaş oğrullarga ariz kılış, xavupsizlik kengişide avazga koyup hareket talep kılış, Amerika'nın öz aldığı başka yana nurgun konkret ceza tedbirlerini koyuş, yanımı köp devletlerinin bu zulümünü irqi qırğınçılıq dep itiraf kılışıga yol etiştek, emeli paydaları bulduğallıqını bildirdi. 19 yanvar karar elan kılınan günü yana Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo, Wall Street Journal'da mahsus bu haqtı obzor elan kıldı. O Şarkı Türkistan'da yüz beribatkallarının irqi qırğınçılıq ikkallikini izahlap yazgan makalesi de barlıq devletlerge xitap kılıp mündaq dedi.
Uyghurlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilik faqat shularga ziyonkashlik qilganlik emas, balki Amerikaning qurg'uvchilari kishilik huquq chempionlarining universal insoniy qadr-qimmat huquqlariga xiloflik qilganlik. Sharq Turkistondan kelgan qayg'uliq yig'izorlardan Amerika natsistlar Germaniyasi, Livanda, Bosniya va Darfurdan kelgan nali faryodlarni angladi. Biz bu nali faryodlarga quloq solgan barliq davlatlarni Muşu çakırıkımı avaz koşuşka cümleden əsirimizden deyi bolğan Xtay Kompartisinin irqi qırğınçılığı ve insaniyetke karşı duruş cinayetlerini itiraf kılışkı çakırımız. Xtay'daki içki əzalar sodisi devamlıq dikkat noktası da bolmaqda. Zimistan jurnalının 19 yanvar sanığı besilgan bu axtiki obzorda eytilişçe Xitoy Kompartiyasi perde arqasida qomondanlik qilib atgan ichki a'zolar sodisi navbatda eng qo'rqinchli saviyaga yetgan. Dal mushxil reallikni ko'zda tutib, Amerika Davlat Majlisi a'zolaridan Tom Cotton, Christopher Smith, Tom Swazi qatorliklar 2020-yil 15 dekabrda ichki a'zolar sodisini to'xtatish qonun loyihasini tunishtirgan. Bu ichki a'zolar sodisini cheklashdagi tarixiy bir qadam bo'lib sifati bilan bu xil qabihlik haqida dargumonda yoki ishkillanishda bo'lib atganlarga ochiq javob bo'lgan. Şunlarla texamo köp hükümetlerini bu sebke koşuluşka çakırış rolünü oynayan. Bununla mazhalda Angliya parlamentinin yukarı palatasımı 2021-yil 13 yanvar günü Lord Kings Hayes tonuşturgan doğru ve tibbi üskünler kanunu 13. tüzütüşüne makulladı. Bu yeni kanun boyunca adam organizmleri bilen bağlanışlık bulan herkandık tokulma ya ki hücayrini şiltiş men'i kılındı. Lord Hayes bu haqda söz qilib, bu hal zamonaviy qullar amgiki bilan bog'lanishlik bo'lgan Angliya ta'minot zanjiriga berib ketildi. Chunki hozir hammamiz bu jinoyatlarga sherik bo'lyapmiz degan. Turlik uchur yo'llari Xitoydagi ichki a'zolar sodisida turmalarga qamalgan vijdon mahbuslarining qurbonlik qilinayotganligini ko'rsatayotgan bo'lib, yaqinqi mazgillarda millionlab lagerlarga qamalgan uyg'urlarning buningdagi yangi nishon bo'lyotganligi o'tirga chiqqan edi. G'arb dunyosidagi eng ta'sirga ega ikki cho'ng davlatning bu qabihlikni cheklash masalasini bu qadar yuqori saviyaga elib chiqqanligi sababli bu masalada yangi ilgirlashning bo'lishi jiddiy taxmin qilinmoqda. Altinoq Uyg'urlar haqida so'z qildi. 16 yanvar kuni Turkiya kechi o'ran shaharlik hukumatining boshlig'i Altinoq Twitter orqali Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan zulmlari va vahshiy muomilasiga qarshi inkos bildirdi. Altinoq mazkur yozmasida har vaqt Uyg'urlarning yendi turdiganligini bildirdi va Uyg'ur turklarining masalasi yillardan buyon davomlashib kelmoqda. Butun dunyoning ko'z oldida asimilyatsiya siyosati yurgizilyapti. Xitoy bu asimilyatsiya siyosatidan bugungacha Uyg'urlarga qilib kelgan qiyin-qistoq va zulmlardan voz kechishi kerak. Uyg'urlarning butun dunyo xalqiga o'xshash huquq va qonun doirasida insondek yashashi ularning eng tabiiy huquqi. Biz oxirigacha Uyg'urlarning yenidi bo'lamiz deganlarni ta'kidladi. Amerika tashqi ishlar ministri nomzodi yangi hukumatning Xitoyga qattiq yo'l tutishi mumkinligini bildirdi. Amerika ovozining 19 yanvardagi xabarda bildirilishicha Amerikaning yangi navbatlik tashqi ishlar ministri nomzodi Antony Blinken yangi hukumatning Xitoyga davomli qattiq yo'l tutishi mumkinligini bildirgan. Xabarda qayd qilinishicha Blinken 19 yanvar Kengash palatasi tashqi munosabatlar komiteti tomonidan o'tkazilgan isbot anglash yig'inida ifoda bildirib, prezident Trampning Xitoyga tutgan pozitsiyasining to'g'ri ekanligini aytgan. Shundaqla Baydenning rahbarligidagi yangi hukumatning Tramp hukumatining Xitoyga qaratgan siyosatini davomlashtirishi mumkinligini ko'rsatib o'tgan. Muxbir uningdan Pompeyoning Xitoyning Sharq Turkistondagi qilmishini irqiy qirg'inchilik deb jakarlaganlik qaroriga qo'shiladigan, qo'shilmaydiganligini so'rganida, u "Menmi mushundoq baho beraman" deb javob bergan va ikki davlat munosabatida tirkishish va raqobat kunsiri kuchayyotdi. Ammo bir-birining manfaati uchun hamkorlik o'rnatishmi mumkin degan. Bildirilishicha Biden hukumatı vazifiga o'ltirgandan keyin tadbir qo'llanib, navbatdagi Amerika-Xitoy munosabatidagi bir qism sezgir omillarni amaldan qoldirishi mumkin ekan. Oqsaroyning Hind-Tinch okean ishlarining moslashtiruvchi nomzodi Kampelning oshkorlashicha Biden hukumatining Amerika-Xitoy munosabatidagi sezgir masalalarni yeniklatish tadbirlarining biri muxbirlarning viza cheklamasini bo'shatish va taqalgan konsulxonalarni qayta ochishni o'z ichiga oldi ekan. Ötken bir neçə gündə Tramp hökumətinin yuxarı dərəcəlik əməldarları Biden hökumətini Xitaydan davamlıq huşyar buluşqa köp qətim çağırğan.
Muavin prezident Pence şənbe günü Trump hükümetinin diplomatik ve hərbi muvaffaqiyyətlərini əsləb ötkünü de Xitayning təhdidini alahaydı tilgə elib, Biden hükümetini Xitayning təcavüzçilik ve namuvaffaq soğudu qilmişlərgə devamlıq taqabıl duruşqa çağırmən degen. Belgiya bilan Xitay o'tirsida tuzilgan o'tkazib berish kelishimi diqqat qo'zg'adi. Belgiya hukumatı Xitay bilan tuzgan jinoyatchilarni o'tkazib berish kelishimining yaqinqi kunlarda qaytadan oshkorlanishi Belgiyada yashayotgan Uyg'urlarni andishiga soldi. Belgiya bilan Xitay o'tirsidagi o'tkazib berish kelishimi o'tgan yili oshkorlangan bo'lib, shu yerda yashayotgan Uyg'urlar advokatlar bilan aloqalashib, bu kelishimning har xil ehtimolliklari haqida muzokara qilishi orqali bu meselini besik durgan bosumu bu yıl Belgiya hükümeti mezkur kelişimini parlamentten ötküzüp, adliya tarmakları arqalıq resmi elan kılgan. Məlum buluşca, Xitayının Belgiya bilen tüzüşken ötküzüp biriş kelişimi Xalqara Kanun ve Avrupa İttifakı'nın şunlıqlı Belgiya asasi kanununun belgilemesine asasen inik kılıp, cinayi kılmış sadır kılgan cinayetçilerine qartılgan bulup, siyasi panahlıq sorugan ya ki siyasi panahlıq salahiyeti de yaşayavatkan, dinge itiqat qıldığan yoki siyasi faoliyatlar bilan shug'ullanayotgan millatlarga tatbiqlanmaydiganligi. Ikki davlat o'rtasidagi o'tkazib berish kelishimining qochqun parixor amaldorlarga qaratilganligi aydinlashgan. Ma'lum bo'lishicha Turkiyada yuz berganga o'xshashlar Xitoy Belgiyada yashayotgan Uyg'urlarni mo sarosimaga selish maqsadida mazkur kelishimni kuchab tashviq qilgan. Angliya tashqi ishlar ministri Xitoyni Birlashgan Millatlar Tashkilotining Sharq Turkistonda tekshirish elib berishiga yo'l qo'yishga chaqirdi. Angliya tashqi ishlar ministri Dominic Raab 17 yanvar Xitoyni Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq ali komissarining Sharq Turkistondagi lagerlarda tekshirish elib berishiga yo'l qo'yishga chaqirdi. Raabning ta'kidlashicha, agar Xitoy Sharq Turkistonda qo'rqinchli kishilik huquq tafsandichiligi yuz berayotganligini yolg'on desa, undaqti xalqaro tekshiruvchilarning rayonda tekshirish elib berishiga yo'l qo'yib, buning yolg'onligini isbotlashi kerak ekan. Dominic Raab 17 yanvar kuni Angliya Sky News'ning ziyoratini qabul qilib mundaq dedi. Xitoy bularning hammasini g'arib yasab chiqqan yolg'on xabarlardir. Angliya buning ichidagi asosliq davlatlarning biri deb keldi. Biz shuni da'vatimiz. Agar sizlar bu vaqtdagi bayonlarni, ishbodi va xabarlarni qabul qilmasanglar, undaqta buni aniqlashning oddiy yo'li bor. U bo'lsa-mo Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq komissarining ziyorat qilishi, bu o'rinlarni tekshirishi va ko'rishiga yo'l qo'yishdir. Dominic Raab muxbirning Xitoyning harakatini irqiy qirg'inchilik deb qaraydigan qaramaydiganligi, bu masalani bu yil 6 ayda Angliyaning sohibxonligida o'tkazilgan 7 davlat boshliqlari yig'inida kun tartibga qo'yadigan qo'ymaydiganligi haqidagi savoliga bu irqiy qirg'inchilikning murakkab aniqlamasiga tushadigan tushmaydiganligini sud qaror qilishi kerak dedi. Uning ta'kidlashicha sud qandoq qaror qilsa qilsin, Xitoyning Uyg'urlarning kishilik huquqini qo'rqinchli darajada dafsanda qilinayotganligi nupuzliq o'rinlarning dokumentlarida qoyil qilarlik va ishonchlik shaklda aks etmoqdagan. Turkiyaning Xitoydagi bosh elchisi Uyg'urlarning Xitoyning zimin butunligini qo'g'dishini talab qildi. Türkiye'nin Xitay'da turuşluk baş elçisi Abdiqadir Emin Önen Türkiye'deki Uyghurlarının Xitay'nın zimin pütülleki ve bir Xitay prinsipini qoğduşini Türkiye'nin Xitay bilen bulgan münasifetlerinin teximi küçüyüşüge türtki buluşini talep kıldı. Onun tekitleşçe Türkiye Xitay bilen bulgan her cahetteki münasifetlerini teximi çunkurlaştırdıken. O bu sözlerini 16 yanvar Xitay-Türkiye diplomatik münasifet ornatkallıqının 50 yıllıkı münasifeti bilen Türkiye'nin hükümet ahbarati Anadolu Agentliğinin ziyaretini kabul qilib, nöbetki Xitay-Türkiye münasifetlerine baha bergende kılgan. O sözde mundaq degen. Biz qeyrindaşlarımızdan zimin bütünlüğü ve bir Xitay prinsipini her pürsette tekitlep gelgen, Xitay Xalq Cumhuriyeti bilen bolgan münasifetimizden teximi küçüyüşüge hessi kuşuşini ümit kılımız. O yana Türkiye pukurası bolgan Uyghurlarının Şarkı Türkistan'daki uruk tukallarına dair taleplerini Xalqaro qonun ve diplomatik kanallar bilen sürüştürüp kelayotganligi bu meseledeki sezgirliki ve taleplerini alaqadar Xitay orunlarına her derecede yetküzüp gelgenliki ve devamlı yetküzdüganligini bildirgen. Ama onun neticesinin qandaq bolganligini tushundirmegen. Abdiqadir Emin Önen Şarkı Türkistan'ı ziyaret kılmaslık bu rayondaki lagerlarda yetibatkan Türkiye puralıqıdaki Uyghurlarının akıbetini sürüştürmeslik bilen ayıplinip gelgen idi. Baş elçinin bu kıtımkı ifadesi Türkiye'de yaşayavatkan Uyghurlar başta buluş bilen birge, dünyanın her kaysi yerlerdeki Uyghurlarını narazı kıldı. Trump vidalaşış nutku sözüldü.
Amerika Qoşma Ştatları Prezidenti Donald Trump vidalaşış nutqida yeni Prezident Joe Biden hükümetiga qutluq tiladi. Donald Trump Joe Biden'ning qasam berib vazifa o'tkazilish marosimiga bir qancha soat qolganda vidalaşış nutqi so'zildi. Bunundan ilgari izchil holda saylov natijalariga hila aralashtirilganligini ilgari surib kelgan Trump vidalaşış nutqida bu hafta yeni bir rahbarlik apparati qasam berib vazifa o'tashni boshlaydi. Ve biz Amerika'nın bihaterliki ve bayaşatlıkının muhafizet kılınışıda muvaffakiyet kazanışı üçün dua kılımız diğerlerini bildirdi. Trump 6 yanvardaki Amerika Devlet Meclisi'ye bastırıp giriş vakası doğrusu tohtulup, Devlet Meclisi'mizge kılınan hücum sebebinin bütkül Amerikalıklar sarasımı geçişti. Siyasi zoravallık, Amerika halkı bolu süpitimiz bilen biz ehmiyet biridigan barlık nerslerge kılınan hücum hesaplandı. Bu kat'i kubul kılınmaydı. Әмді бұныңдың бұрын көріліп бақымаған дәрегеде сияси күшімізді ортақ қымет қараштырымыздың әтрапығы топлышымыз вә ортақ нышаларымызды шәкілләндірішіміз керек, деді. Трамп Қытай вирусы юқымы мәзгілді Американың ішлеріні яқшы идары қылғалықыны білдірді вә вакцины әмләш қызметлерге тиббі мөкізі әдіп баға берді. 4 yıllık vazife öteş müddeti jarayanında Amerika Qoşma Ştatlarının menfaatlarına faydalıq bolmagan bir taraflama halatdaki xalqaralıq kelishimlerden çekinip çıkanlıqını Xitayga üstü üstüge iğir jaza yürgizganligini Amerika iqtisadining tarixda körülmegen derecede yükselganligini ama dünyaga apet bolgan Xitay virusi sebeplik nurgullagan qiyinchiliklarga uchurganligini eskertdi. Yeni bir taraftan Trump prezidentliginin axirgi kunida Aqsaraynın sabiq baş maslahatchisi Steve Bannonni öz ichiga algan 73 kişi doğrusu da keçirimname elan kıldı. Yeni bir taraftan Amerika Prezidenti Donald Trump'nın yıkılları bilen yeni bir siyasi partiye kuruş doğrusu da söhbetleşkenliki ilgiri sürüldü. Donald Trump'nın muşu birkaç gün içi de yıkın etrafıdakiler bilen bu yeni partiye hakkıda söhbetleşkenlikini tilga algan menbelerinin partiye namının Patriot yani Vatanperverler Partiyesi bulduğallıkını etti. Amerika'da Donald Trump'ını kollaydıgan bir kısım namayışçılar Amerika Devlet Meclisi'ye besip girgendeyken Trump Cumhuriyetçiler Partisi'deki bazı kişiler bilen fikri cihetten ziddiyetke çüşken idi. Trump 2020 yılı 3. noyabrda ötküzülgen saylamda utturup koygan bosumu, bırak saylamda aldamçılık barlıkını ilgiri sürüp saylam neticesine itiraz bildirgen idi. Donald Trump bu axtı nurgullugan ştatlarda açkan kanuni dilolarda neticege erişelmegen idi. Saylamının galibi Joe Biden bugün şu yer vakti saat 12'de, yani Türkiye vakti kez saat 8'de kasem berip, Amerika prezidentlik vazifesini tapşırıp alıdı. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki haberimizi görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah tapşırımız. Şuna kadar program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşlarıma köptün köp rahmet eydemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.